Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nisan ayı örnek sorularını inceleyeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Necla Hanım lokantasında kullanılan bitkisel yağlardan çıkan atık yağları toplayarak geri dönüşüme göndermektedir. Daire grafiğinde Necla Hanım'ın lokantasında kullanılan bitkisel yağ miktarlarının günlere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise bu yağlardan çıkan atık yağ yüzdelerinin günlere göre dağılımı verilmiştir. Şimdi burada grafiklerimizde iki tane daire grafiğimiz var ve grafiklerin üzerinde yazan kısımlar bizim için çok önemli aslında. Burada daire grafiğinde kullanılan bitkisel yağ miktarını söylerken, burada gördüğümüz sütun grafiğinde ise yağlardan çıkan atık yağ yüzdelerini vermiş bizlere. Necla Hanım'ın lokantasında pazartesi günü çıkan atık yağ miktarı 27 litre olduğuna göre 5 gün boyunca toplanan atık yağlarla kaç litre suyun kirlenmesi önlenir demiş. Şimdi verilen bilgimiz en altta bize. Pazartesi günü çıkan atık yağ miktarı. Atık yağ miktarını nerede görüyoruz? Sütun grafiğimizde görüyoruz. Yani pazartesi 27 litre yağ çıkmış. Şimdi bu 27 litre pazartesi gününün %20'sinin atık yağ olduğunu düşünüyoruz. O zaman diyoruz ki %20'si 27 litre ise bunun tamamı %100'ü 5 kat var aralarında. 27 ile 5'i çarptığımızda 135 litreyi buluyoruz. Bu 135 litre daire grafiğimizdeki pazartesi gününe ait olan kısım. Şimdi burada çok hızlı işlem yapabiliriz. Çünkü 90 derecelik dilimle gösterilen pazartesi çarşamba da 90 derecede. O zaman bu da 135 litreyi gösterecek. Şimdi 90 dereceden 60 dereceye gitmek için oran orantı da kurabilirdik ama ara kat bulmanız, ara geçiş katı bulmanız sizin için her zaman zamanı daha iyi kullanmanızı sağlar. 90 derece diyorum, 135 ise 30 dereceyi bulalım ilk önce. Bunu 3'e böldüğüm için 135'i de 3'e bölüyorum. 45 litreye denk gelir. 30 derece 45 ise 60 derece bunun 2 katı olduğu için 60 derecenin olduğu yerlerde de 90 litreleri görmemiz lazım. Hemen buradaki daire grafiğimizde 60 derecenin olan yerlerimize 90 litrelerimizi yerleştirdik. Şimdi bu daire grafiğinde olan verileri alıp sütun grafiğimize geri döneceğiz. Diyoruz ki salı günü 90 litre yağ kullanılmış, bitkisel yağ. Bunun %40'ı atık yağymış. O zaman 90'ın %40'ını bulmak için 40 bölü 100'de çarpıyoruz. Alttan 2 sıfır, üstten 2 sıfır attığımızda 36 litre salı gününü gösterecek bize. Aynı şekilde bakıyoruz. Çarşamba 135'ti ama %10'u atık yağmış. Bunun da %10'u 13,5 çıktı. Buraya yerleştirdik. Perşembe günü yağımız burada 90 litre kullanılmış ve sütun grafiğimizde %40'ının atık yağ olduğunu görüyoruz. 90'ın da dediğim %40'ı 36'dır. Cuma gününde 90 litrenin %20'sinin atık yağ olduğunu görüyoruz. 90'ın dedim %20'si, alttan 2, üstten 2 sıfırımızı attık, 18 litrede. Bize 5 gün boyunca toplananları soruyordu. İlk önce toplamımızı alacağız. Şuradaki pazartesiyi de unutmuyoruz. Bunların 5 günümüzü topladığımızda toplam 130 tam 10'da 5 litre yağımız olacak. Şimdi bize sordu, atık yağlarla kaç litre suyun kirlenmesi önlenir diyor ve yukarıda bir görselimiz var. Görselde 1 litre yağ ile 1 milyon litre suyun kirletildiğini görüyoruz. Şimdi 1 milyon dediğimiz sayı 6 tane sıfır var. Yani 10 üzeri 6 ile gösterdiğim bir sayı. 1 litre dedim 10 üzeri 6 ise bizim toplam olan 130,5 litremiz ne kadardır diye orantımızı kurduk. Çaprazdan bunu çarptığımızda 130,5 çarpı 10 üzeri 6 çıkacak ama şıklarda böyle bir şey göremiyoruz. Şimdi şıklarımıza baktığımızda 10 üzeri 8 yazmasının nedeni virgülün 2 adım sola doğru kaydığında, burada virgülümüz 2 adım sola kaymış, sola kaydığında üst tarafa artı 2 kazandırıyordu. 6'ya 2 ekliyoruz, 10 üzeri 8 geliyor. İkinci sorumuzdayız. Bir bilgisayar programı koordinat sisteminde bir noktayı her bir adımdan noktanın x eksenine uzaklığını bir birim azaltacak ve y eksenine uzaklığını da iki birim arttıracak şekilde hareket ettirmektedir. Şimdi bu okuduğumuzdan şunu anlayacağız. X eksenine uzaklığını bir birim azaltacaksa biz x eksenimiz şurada, x eksenine doğru aşağıya doğru inmemiz gerekiyor. Ve y eksenine uzaklığını arttırırken de y'den uzaklaşacak şekilde hareket edeceğiz. Yani bir aşağı iki sola doğru gibi düşünün bunu.
A eksi 2, 7 noktasındaymış. Şimdi noktamız burada. Orijinden geçen ve eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğru üzerine getirilmeye çalışılıyor. Buna göre bu program kullanılarak A noktası en az kaçıncı adımda ilk defa bu doğru üzerinde yer alır denir. Şimdi çizim yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. İlk önce eğimi hatırlayalım. Eğim dikey bölü yatay uzunluğumuzdu. Yani dikey bölü yatay uzunluğunun eksi 1 bölü 2 olduğundan bahsediyor bize. Eğimi bulurken dikeyimiz 1, yatayımız 2 olacak. Bu eksili bize eğim yönünü belirtiyordu. Yani eğim yönümüz bu şekilde aşağıya doğru olacak şekilde ilerleyecek. Diyorum ki o zaman dikeyimin uzunluğu 1, yatayım 2 olacak. Geçecek nokta burası olabilir. Daha sonra bunun iki katını alırsak dikeyim 2 olduğunda yatayımın 4'te olması lazım. Eksi 4'ümde olacak çünkü bu noktaları aşağı doğru birleştireceğiz. 3 katını alırsak dikeyim 3, yatayım 6 olabilir. Dikeyimiz 4, yatayımız 8 olabilir. Şimdi daha net görmeniz için bahsettiği eğim bu. Negatif eğim dediğimiz aşağıya doğru indiğimiz eğim. Buraya denk gelmesini istiyor. Yani biz aşağıya doğru inerken buraya denk geleceğiz. Şimdi noktamız neydi? A eksi 2'ye 7 noktasıydı ve biz x eksenine bir birim yaklaşacaktık. Yani aşağıya doğru bir birim ineceğiz. Y ekseninden de 2 birim uzaklaşacaksak Y'den de 2 uzaklaşacağız. Şimdi biz aşağıya doğru iniş hareketi yaparken Y'mizin azalması gerekiyor. Yani 7 yerine 1 azalttığımda 6 olacak. Buradaki eksenden Y ekseninden de 2 birim uzaklaşırken X'imizin değerinin negatif olarak aşağıya doğru inmesi gerekiyor. 2 birim eksi 2'den eksi 4'e indik. Daha sonra diyorum bu verilen nokta hala bizim eğimimizi belirttiğimiz bu çizginin doğrunun üzerinde değil. Tekrar y'imizi 1 azalttık. X'imizi de 2 azalttık. Eksi 6'ya 5 olabilir dedik. Y'yi 1 azaltıyorum 4. X'imi 2 azaltıyorum. Eksi 8 olabilir. Şimdi bize verilen nokta çizdiğimiz doğrunun üzerinde olacaksa eksi 8'e 4 noktası evet bu doğrumuzun üzerinde tam burada ve burada yakalıyorum ilk defa hareketimizi. Kaç adım gittiğimize bakıyoruz şimdi. 3 tane değişiklik yaptık. 3 adım ilerledik. O zaman diyoruz en az 3. adımda bu doğrunun üzerine gelmemiz gerekiyor. 3. sorumuzdayız. Park sensörü park ederken otomobilin etrafındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarmak için tasarlanmış yakınlık sensörleridir. Otomobil engele yaklaştıkça park sensörünün göstergesinde kırmızı renkli çizgiler belirmektedir. Aşağıda otomobilin engele olan uzaklık aralıklarına göre park sensöründe beliren kırmızı çizgi sayısı verilmiştir. Şimdi bunu daha sonra inceleyeceğiz. Sorumuza devam ediyoruz. Arka kısmında bu sensörün takılı olan bir otomobil park etmeye çalışırken duvarla arasındaki uzaklık şekil 1'deki gibi olduğu anda park sensörünün göstergesi şekil 2'deki gibidir. Şimdi durdum. Şekil 2'de iki tane çizgim var. Demek ki bizim arabamızın uzaklığı şu anda şekil 2'de şu iki kırmızının olduğu kısımda. Tabloda beni ilgilendiren kısım 10 desimetre ile 25 desimetrenin olduğu yer diyorum. Bu otomobil 10 kök 2 desimetre geriye doğru hareket edip durduğunda park sensörünün göstergesinde değişiklik olmamış. Demek ki hala aynı uzaklıkta olması gerekiyor. Buna göre otomobil durduğunda otomobilin duvara olan uzaklığı desimetre cinsinden hangisi olabilir demiş. Şimdi ilk önce yorum yapabilmemiz için şıklarımızı kök dışına yani kökün içine alıp bir yorum yapalım. Yani burada tam sayılarım var ama sayılarım irrasyonel sayı yani köklü sayı. Burada hangi aralığa denk geldiğini görmem gerekiyor. 2'yi içeri aldığımızda 2 kere 2 4 çarpı 11 diyorum. Kök 44 sayısı. 6 kere 6 36 ve 49 arasında bir sayı. Yani 6 tamlı bir sayı bu. Şimdi bizim aracımız bir kere 10 ile 25 arasındaydı daha başlangıçta geriye doğru hareket etmeden önce. Bu dedim kesinlikle olamaz zaten. Çünkü hala arkaya doğru hareket ettiğinde bile bu aralıkta olduğunu söylüyor soru bize. 6 kök 2 kök 72 demek. 6'yı içeri aldığınızda 6 kere 6 36 çarpı 2'den kök 72. 8 tamlı bir sayı bu. 8 kere 8 64. 9 kere 9 81. Bakın 9 tama gelmemiş daha. Bizim aracımız bu aralıkta da olamaz. 10'dan büyük bir sayı olması gerekiyor. C şıkkı da dedim olamaz. Şimdi iki şıkkımız var elimizde.
108 dediğimiz sayı 100 gelmesi lazım aklımıza 10 çarpı 10'dan. 10 tamlı bir sayıyken 5 kere 5 25 çarpı 6'dan 150. 12'nin karesi 144. 12 tamlı bir sayıdır diyoruz. Şimdi yorum yapacağız sorumuzdan. Çünkü burasıyla burası neden olamaz? Çünkü araba daha hareket edecek. Şimdi arabamız geriye doğru kök 200. 14'ün karesi 196. 14 desimetre gibi bir sayı hareket ediyor. 14 geriye hareket ettiğinde hala ikili olan kısımdayız. Yani 25'i geçmemişiz. Ama diyorum ki eğer başlangıçta aracım 12'lik bir mesafede olsaydı, 14'te geriye gittiğini düşünürsek en başta 26'lık bir mesafe olması gerekirdi. Ama bizim başlangıçta da mesafemiz maksimum 25'te olması gerektiği için diyorum D şıkkı olmalı. Yani 10'da olmalı, 14'te hareketim var. Böylece 24'üm bu aralıkta kalacak. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuzdayız. Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı teknoloji tasarım dersinde her grupta eşit sayıda öğrenci ve en az iki kız öğrenci olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır. Birinci gruptan seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 4, ikinci gruptan seçilen öğrencinin erkek olma olasılığı 7 bölü 8'dir demiş. Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır? Şimdi olasılıktaki en güzel mantık bizim için şudur. Payda toplamda olan kişi sayısını belirtir. Yani eğer 7 bölü 8'i yorumlayacaksam şu şekilde düşünmem lazım. Grubumda 8 kişi varsa erkek olma olasılığı demiş, 7'sinin erkek olduğundan bahseder. Şimdi geri kalan bir kişi de kızdır o zaman diyorum. Eğer 16 kişi varsa grubumda neden bunu kabul etmiyorum? Bakın yukarıda çok güzel bir cümle geçiyor. Her grupta eşit sayıda öğrenci ve en az iki kız öğrenci olacak. O yüzden bunu kabul edemem. Yani grubumda 8 kişi olduğunda bir kız olacak ve bu benim için geçerli değil. O zaman kesrimizi 2 ile genişletiyoruz. Bu diyorum 14 bölü 16 olsun. Yani grubumda 16 kişi varsa 14'ü erkek demektir. Geri kalan 2 kişi de kızdır. Şimdi gruplarda eşit sayıda öğrenci olacağı için birinci grubumdan da 16 kişi seçmem lazım. Bu durumda 3 bölü 4 kesrimin paydasını 4 ile genişletiyorum. 12 bölü 16 diyorum. Burada da grubumda diyorum şu anda 16 kişi var ve bu 12'si kız olma olasılığı dediği için 12'si kız, 4'ü erkektir diyoruz. En az kaç kız öğrenci var dediği için en az bunları 16'da eşitledik ve devam etmiyoruz. En az elimizde 12 burada, 2 de burada 14 tane kız öğrencimiz vardır. Cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuzdayız. Dikdörtgen şeklindeki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt şekil 2'deki gibi A ile B köşeleri K noktasında çakışık ve EF dikdörtgenin kısa kenarına paralel. Şekil 3'te ise B ile C köşeleri L noktasına çakışık ve GH dikdörtgenin uzun kenarına paralel olacak şekilde katlanmıştır. Buna göre AG kaç birimdir demiş. Çok zevkli bir soru bence. Şimdi şurada şunu düşünmeniz lazım. Kağıtların katlanmış halinden açık halini bizim hayal edebiliyor olmamız lazım. Bakın şimdi şekil 2'de şu EK ile gösterilen kısmı açtığınızda dikdörtgenin uzun kenarının kısmıdır burası. Bunun bu kısmı 6x artı 3'tü ve devamı olan şu parçayı açık hali 2x artı 3 gelecek. O zaman diyorum ki dikdörtgenimin uzun kısmı 6x artı 3 ile 2x artı 3'ün toplamıdır. Yani 8x artı 6'dır. Cebirsel ifadeleri kendi aralarında topluyoruz. Tam sayılarımızı da kendi aralarında topluyoruz. Bunlara dikkat edelim. Bu kenarım 8x artı 6 dedik. Şimdi şuradaki kısım ortada olacak şekilde bunları katladığına göre 2x artı 3 bu parça, bu parça da aynı olacak ve 4x artı 6 olacak bu kenarımız. Buradaki katlama kısmına bakarsanız x artı 5'i yukarı doğru açtığımızda burası x artı 5 yine. Bu parça x artı 5 burada. X artı 5 de aşağı doğru olduğunda 2 tane x'im. 5 ile 5'ten de 2x artı 10'um var. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı burada 8x artı 6, burada 2x artı 10. Aynı olması gerektiği için diyorum küçük bir denklem yazıyoruz. Bu iki ifade diyorum birbirine eşit olması gerekiyor. Bilinen ve bilinmeyenleri birer tarafa topladığımızda 8x'ten 2x'i çıkardık 6x,
Artı 6 karşıya eksi 6 olarak geçiyordu. Ondan 6'yı çıkardım 4. Şimdi 6x 4 ise burada x'i bulmak için uğraşmıyorum. Çünkü kesirli bir sayı çıkacak. Sorumuzun devamına göre hareket edersiniz bu tarz sorularda. Şimdi 2'ye bölsem diyorum 3x 4'ü de 2'ye böldüm 2'ye eşit. Bunu burada bırakıyoruz. Biraz bizi beklesin. Şimdi yukarıda bize sorduğu yer AG uzunluğuydu. Şimdi bu dikdörtgenimin kısa kenarı 4x artı 6 idi. Şu parça x artı 5 ise eğer AG olan kısma 4x artı 6'ya bunu eşitlemem gerekiyor. X'im var. 3x ekledim. 4x. 5'imiz var. 1 ekledik. 6. Demek ki bana sorduğu yer 3x artı 1'lik ifade. 3x'in 2'ye eşit olduğunu söylemiştik az önce. Artı 1'imiz var. 2'ye 1 ekliyorum. Diyorum ki bu uzunluğum 3 birimdir. Cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuzdayız. Kare şeklindeki aynanın üzerine birbiri ile eş dört tane daire şeklinde spot aydınlatma lambası takılmıştır. Her bir lambanın yarı çapı x bölü 2 santimetredir. Ve belirtilen noktalarda aynaların kenarlarına değmektedir. Şimdi aslında soruyu okurken bunları sözel sorular gibi baştan sona okuyup da işleme dönmeniz size zaman kaybettirir. Okuduğunuz cümlelerde aklınıza bir şeyler geliyor olması lazım ve şekli onu yerleştiriyor olmamız lazım. Şimdi yarı çapının x bölü 2 olduğunu gördüğümüz an bunları buraya yazarız. Yarı çap x bölü 2 ise çapımız x'tir. Şimdi bu çapım x, o zaman diyorum ki buradaki çapımın da x olması gerekiyor. Bunları yerleştirdikten sonra devam ediyoruz. Aynanın alanı 9x kare artı 30x artı 25 demiş. Şimdi kareydi bu. İki kenarı aynı demek ki. Özdeşliğimizi açarsak eğer nasıl açıyorduk? 9x kare 3x ile 3x'in çarpımı 25. 5 kere 5 25 diyorduk. Buradaki ifademiz artı olduğuna göre buraları artı olması gerekiyor. 3x artı 5 ile 3x artı 5'in çarpımıdır bu ifade diyorum alanda. O zaman karemizin kenarları 3x artı 5. Şimdi bize neyi soruyor peki? İki spot lamba arasındaki uzaklık santim cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir? Şimdi bu uzunluğun 3x artı 5 olması gerekiyor ve biz lambalarımızın çaplarından x buradan, x buradan 2x ilerledik zaten. 2x ilerlediğimize göre 3x olması için buraya x kaldı bir de artı 5'imiz kaldı. Demek ki bu aradaki mesafenin x artı 5 olması gerekiyor. Cevabımız A şıkkı. Yedinci sorumuzdayız. Aşağıda x, y, z yaylarının ucuna asılan cisimlerin kütlelerine göre yayların uzama miktarları arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler verilmiştir. X, y, z yaylarına sırasıyla kütleleri kök 15 kilogram, kök 5 kilogram ve kök 63 kilogram olan birer cisim asılıyor. Ve sonrasında yayların uzama miktarlarının santimetre cinsinden yaklaşık tam sayı değerleri hesaplanıyor. Bakın şimdi yaklaşık tam sayı değerleri hesaplanıyor dediğine göre biz bu kilogramları yaklaşık olarak tahmin edelim. Mesela x'imiz kök 15 dediğimiz ağırlık kök 16'ya çok yakındır ve 4 kilogram olarak kabul ederiz x'imizi. X'imiz diyorum 4 kilogramsa 4 kilogramdaki uzama miktarım şurada grafiğimize bakıyoruz. 2 santimlik bir uzaması var. Y'ye bakalım. Kök 5 dediğimiz sayı kök 4'e yakındır. Kök 4 2 kilogramdır. 4 kilogram asılan cismimizin uzamasının buraya bakalım ne kadar olduğunu görüyoruz. 2 kilogram olanımızın ikilik bir uzama yaptığını görüyoruz. Kök 63, kök 64'e yakın bir sayı 8 kilogramlık bir cisim buraya yerleştirdiğimizde uzaması 12 santimetre. Uzama miktarlarının toplamını sormuştu bize. 12, 2 ve 2'miz var. Bunları topladığımızda 16 diyorum. Toplam uzama miktarımızdır. Cevabımız D şıkkı. 8. sorumuzdayız. Çatıların eğimi iklim bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çatı eğimi ağır kar yükünü azaltacak şekilde en az %40, en fazla %45 olmalıdır. Şekil 1'de kar yağışlı bir bölgede yapılacak bir evin çatısının çizimi gösterilmiştir. Bu çizime göre yapılacak olan çatının eğiminin belirtilen aralıkta olması için çatının yüksekliğinin metre cinsinden alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 32'yi görüyoruz. Burada eşit iki parçaya ayırdığına göre buraları 16-16.
Eğimden bahsetti bize. Çatının eğimini hesaplamamız gerekiyor. Eğim dikey böyle yatay uzunluğumuzdu. Demek ki bizim dikeyimiz burada haya ile gösterilen uzunluğumuz, yatayımız da 16. Şimdi alt ve üst sınırlarımızı inceleyelim. En az %40 dediğine göre bu diyorum ki yüksekliğin böyle 16'nın %40'a eşit olması için yüksekliğimin diyorum en az kaç olması gerekiyor ki alt sınırımı belirleyeceğim buna göre. Çapraz sayılarınızı çarpabilirsiniz ama ilk önce sadeleştirme yaparsak bizim için işlem olarak daha az olur. Birer sıfırları attık 4 bölü 10. 16 ile 4'ü çarpıyorum 64 dedim 10 h'ye eşitse yüksekliği 10'a böldüğümde 6 tam 10'da 4'tür alt sınırım. Çünkü en az %40 diyordum. Bakın şimdi şıklarımıza alt sınırımızın 6 tam 10'da 4 olduğu bir tane şıkkımız var. Bu soruda üst sınırı incelememize gerek yok. Eğer inceleseydik aynı işlemle 45 bölü 100 ile devam edebilirdik. Ama şıklarımız çok güzel hazırlanmış. Direkt cevabı görebiliyoruz. Cevabımız C şıkkı. 9. sorumuzdayız. Üste bize bir bilgi vermiş. Başak ve Esra bir mama firmasının sokakta yaşayan köpeklere mama bağışında bulunmak için düzenlediği yürüyüş etkinliğine katılmıştı. Bu mama firması etkinliğe katılıp 6000'den az adım atanların adına her 5 üzeri 2 adım için bir mama paketi, 6000'den fazla adım atanların adına ise her 5 üzeri 3 adım için bir mama paketi bağışı yapmıştır. Bu etkinlikte Esra 5000 adım, Başak ise 6000'den fazla adım atmıştır. Bu mama firmasının Başak adına bağış yaptığı mama paketi sayısı, Esra adına bağış yaptığı mama paketi sayısının 10 katı olduğuna göre Başak'ın atmış olduğu adım sayısı en az kaçtır? Uzun bir sorumuz vardı. Şimdi ilk önce en baştan başlayarak anladıklarımızı bir not alalım. Şimdi soruda diyordu ki, bu soruyu üstü sayıyla da çözebilirsiniz. Sayılarımızı çevirip çözeceğiz. Küçük oldukları için daha net göreceksiniz. Şimdi 25 üzeri 2 dediğimiz sayı 625. Esra için düşünelim şimdi. Neden Esra için? Esra 5000 adım atmış. Yani etkinliğe katılıp 6000'den adım atmış. Ne verecekti bunlara? Her 25 üzeri 2 yani 625 adım için bir paket verecekti. Esra dedim 5000 adım attığına göre 5000'i 625'e bölersek 8 paket aldığını görüyoruz. Şimdi burada bize diyordu ki Başak adına yaptığı bağış paketi sayısı Esra adına bağış yaptığı mama paketi sayısının 10 katı. Şimdi Esra 8 ise o zaman Başak'ın bunun 10 katı 80 paket almış olması lazım. 6000'den fazla adım atmıştı Esra. 6000'den fazla adım atanların adına 5 üzeri 3 yani 125 adım için bir paket veriyordu. 125 adım için bir paket veriyorsak eğer 80 paket içinde dedim 10.000 adım atması gerekiyor Başak'ın. Şimdi 10.000'i şıklarda nerede bulabilirim? 10.000 dediğimiz sayı 4 sıfırımız var. 10 üzeri 4'e eşittir. Şıklarımıza bir bakalım hemen. 2 çarpı 5 üstlerimiz aynı olduğunda tabanlarımızı çarpıyorduk. 2 ile 5'i çarptım. 10 üzeri 4'ü A şıkkında görüyoruz. Cevabımız diyoruz A şıkkıdır. 10. sorumuzdayız. Eda, Beren'in elinde biri diğerinden 5 cm daha uzun 2 çubuk vardır. Kısa olan çubuk 20 eşit bölmeye, uzun olan çubuk ise 30 eşit bölmeye sahiptir. Eda, Beren elindeki kalemin boyunu bu iki çubuktaki bölmeler yardımıyla bulmak istiyor. Kalemin boyunu şekil 1'deki gibi kısa çubukla ölçtüğünde 6 bölmeye, şekil 2'deki gibi uzun çubukla ölçtüğünde ise 8 bölmeye karşılık geldiğini görüyor. Bu okuduğumuz kısmı görselde de çok net bir şekilde görüyoruz bu soruda. Buna göre Eda Beren'in elindeki kalemin boyu kaç santimetredir demiş. Şimdi bunu farklı yorumlayarak da çözebiliriz. Denklemle ilerleyeceğiz şimdi. Diyoruz ki bu 20 bölmelik olan kısa olanımız, kısa olan çubuk 20 eşit bölme demişti. X olsun. Uzun çubuğumuzda biri diğerinden 5 santim daha uzun olduğu için x artı 5 ile gösterelim tamamını. Şimdi bunu kısa olanı 20 eşit bölmeye bölüyorsam eğer 1 bölmesini x bölü 20 ile gösteririm. Ve bizim kalemimiz 6 bölmeye denk geldiği için bunu 6 ile çarpıyoruz. Kalemimizin uzunluğu 6x bölü 20'dir burada. Alttakinde x artı 5'lik çubuğumuzu 30 bölmeye ayırdığına göre bir birimim x artı 5 bölü 30'dur.
8'e denk geldiğine göre bu ifadeyi 8'le çarpmamız gerekir. Çarpma işlemimizi yaparken payımızı, yani üst tarafı çarpıyoruz, paydamızı ellemiyoruz. 8x, 8 ile 5'i çarptım, 40 geldi. 8x artı 40 bölü 30 da buradaki kalemimizin uzunluğu. Şimdi kalemlerimiz aynı. Kalemlerimiz aynı mı? Farklı iki ifadeyle gösterdiğine göre bu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekiyor. Bu seneki denklem çözümlerimizde karşımıza çıkan en standart denklemlerden biriydi bu. Paydaları eşitliyoruz ilk önce. 20 ve 30'un paydasını 60'ta eşitlemek için bu ifadeyi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Bunu 3 ile çarptığımda 6x çarpı 3'ten 18x gelecek. 30'un olduğu paydayı 2 ile genişletiyoruz. 16x, 40 ile 2'yi çarptım, 80 gelecek. Dikkat ederseniz paydaları yazmadık. Neden? Çünkü biz paydaları eşitlememizin amacı eşitledikten sonra paydaları atmaktır. Biz üst taraf ile çalışacağız. Şimdi bu ifadede 16x'i karşıya atarsanız eksi 16x'ten 2x 80'e eşit olduğunu görürüz ve x'imiz 40'mış. Yani burada gösterilen ifademiz 40'sa eğer diyorum, istediğiniz denklemi seçebilirsiniz. Tavsiyem basit olandır. 6x bölü 20 kalemimizin uzunluğuydu. X 40'sa dedim, 6 tane x'imiz 240'a eşit olur. Bunu da 20'ye böldüğümüzde 12 çıkacaktır. Kalemimizin boyu 12'dir. Nisan ayı sorularının çözümünün sonuna geldik. Hepinize sınavda çok başarılar diliyorum. Hoşça kalın.